burası dediğimiz gibi 1938'de ilkokul olarak, Atatürk İlkokulu olarak hizmete girdi. Ben de 1956 doğumluyum. 64-65 buranın mezunuyum, bu ilkokulun mezunuyum. Ondan sonra da bizim tabii bütün hemşireyiz. Sadece bizim Konaklar Mahallesi'nden değil, diğer köylerden de gelen çok insanlarımız buradan mezun olmuştur. Yani burası çok güzel bir hizmet vermiş ve bugünlere kadar geldik. Peki bu okuldan mezun oldunuz ve şimdi bu okulun içinde bir işletmeci olarak yine yaşamaya devam ediyorsunuz. Evet. Nasıl bir duygu? Tabii çok değişik bir duygular. Şimdi o dönemlerde, ilkokul dönemlerimizde ben hatırlıyorum da işte bizim sınıflarımız tabii 2-3 tane sınıfımız vardı. Öğretmenlerimiz sıkıttı. Şimdi güzel bir işletme yaptık ve en hatırladığım şey de bizim öğretmenlerimiz kabahat ettiğimiz zaman şu merdiven altı diyordu. Burası kapalıydı. Bizi buraya hapishanede karanlık oda. Biz burada saatlerce öyle bize ceza verdi öğretmenlerimiz. Ondan sonra cezası biten çıkar, öbürü gelirdi kabahat. Nedir? Yaptığınız kabahat neydi genelde? Ne? Ya gevezelik işte. Kokulu... Az şey gırgır almak sınıfı. Yani. Kaç tane hoca vardı o dönemde size gelen? Dönemde sınırlı sayıda yani. Bizim çok sınırlı. Bak 1-2-3'ü bir öğretmen okutuyordu. 4-5'i bir öğretmen okutuyordu. Aynı sınıfta mıydı herkes? 1-2-3 yoksa ayrı ayrı? 1-2-3'ü ayrı sınıfta okutuyordu bir öğretmen. Hı hı. 4-5'i ayrı sınıfta okutuyordu bir öğretmen. Tek öğretmen. O zaman sınıfların saatleri vardı değil mi? Her tabii. Şimdi burada sabah söylenci diye bir şey yoktu. Burada sabah saat 9'da başlardı. Akşam 4-5'e kadar eğitim alınırdı burada. Öğretmenlerimiz de çok bilgili insanlardı o zaman. Hepsi öğretmen okulu mezunuydular. Yani eğitilmiş olarak eğitim enstitüleri değil mi? Tabii o dönemlerde. Onların şimdi belki çekeceksiniz. Hepsini işte bir kısmının bulduk. Bazıları rahmetli olmuş. İşte beni mezun eden öğretmenim de orada. Onun da şeysini astık oraya. Onları da çekersiniz inşallah. Çekeriz. Evet. Hemen şuradan bir geniş açı. Evet. Sınıfı göster.